belli bir değnekti hayatında. Buldu aradığı prensi en sonunda. Aşk sihirli bir değnekti hayatında. Buldu aradığı prensi en sonunda. Uyudu camdan pabuçlar ayağına. Ama bitti büyü saati dolduğunda. Kül kedisi gibi hayallere koşar gizemli gölgeyi camdan kucaklar. Gönül durağında belki zaman dolar, bir anda kırılır camdan pabuçlar. Kül kedisi gibi hayallere koşar gizemli gölgeyi camdan kucaklar. Gönül durağında belki zaman dolar, o anda kırılır camdan pabuçlar. Lütfen arabayı durdurur musun? Ne? Rahmi, durdur arabayı lütfen. Oydu, eminim. Hayal görmüş olamam. Ama yok, gitmiş. Şu kahramanı anlat bana. Kahramanım mı? Evet, kahramanım. Onu nereden tanıdığını, ilişkinizin ne olduğunu anlatacaksın. Hemen şimdi, bu gece. Güzel kızmış gerçekten. Ona aşık olmak haksız sayılmazsın. Yıllardır için için yandığım bir aşk hem de. Neden itiraf etmiyorsun aşkını? Korkuyorum. Abi diyor bana. Bana aşık olmasını sağlayabilirsin. Başarırsan sana minnettar kalırım. Ne yani? Bir kere fotoğrafımı gördü diye mi peşime düştü bu kahraman denen adam? Evet, aynen öyle. Etkilendi herhalde. Musallat oldu sana. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bakar mısınız? Burada kahraman diye biri çalıyor mu? Evet hanımefendi, buyurun. Kendisi burada mı? Hayır, erken çıktı bu akşam. Nereye gittiğini söylemedi. Nereye gitmiş olabilir? Bilmem. Gidişi de dönüşü de belli olmaz. Gece vakti bir adam kapının önünde bekliyor. Kimdi peki? Ne bileyim. Karanlıkta yüzünü seçemedim ki. Ben aslında onu sormayacaktım. Ya şunu, şu çocuğu çıkaramadım. Siz tanıyor musunuz? Neydi adı? Hay Allah. Kahraman, kahraman. Hatırladım, kahramandı adı. Ne haber Sevil? Sen bu kızı yol ortasında bırakıp gitmedin mi? Adi herif! Daha ne peşinde koşuyorsun ha? Yiğit, çantam! Biliyor musun? Pierre Loti'ye geldiğimde gittiğini sandım. Beni beklemediğini. O yüzden de Rahmi ile... Önemli değil. Bizim için bundan sonrası önemli artık. Bırak nafile hayalleri. Sana lazım olan şey güzel bir koca, güzel bir ev, mutlu bir evlilik. Teklifin hala geçerli mi? Teklif? Hangi teklifin? Evlenme. Benimle evlenmeyi istiyor musun gerçekten? Şaka mı bu? Deli gibi istiyorum hem de. Her şeyden çok. Evlenelim öyleyse. Kabul ediyorum teklifini. İnanamıyorum sana. Canım, bir tanem benim.
Oğlan nerede? Gelmeyecek mi kahvaltıya? Etti o kahvaltısını çoktan. Sabahın köründe dolanıyordu ortalarda ta ezan vakti. Hı. Uyku falan uyumuyor, tuhaf. O zaten hep tuhaftı. Bu sefer başka, görmedin mi yaptığı şeyi? Gördüm. Kadın papucu yapmış camdan. Ya, sevdalı bir kıza besbelli. Ah, keşke bir gelin getirse şuraya. Hayal. Çeker gider yakında o yine, görürsün. İşte, gidiyor bile. Kahraman nereye oğlum? Ormana. Ne dedi? Ormana mı dedi? Hmm. Ay, ay dikkatli ol Sevil, yavaş. Kızım, önüne baksana. Ay, yavaş kızım. Hepsi birden inecek kafama. Bağırma anne ya. Elimden kaydı, ne yapayım? Kuytusunda saklı dururdu aşk gönlümün. Gönül kendisiymiş meğer o saklı aşkın. Sevil, Sevil bana bak dikkatli ol. Kızım, ay ne dağınık şeysin sen ya. Ay bir şey bile doğru düzgün yapamıyorsun. Yazıklar olsun sana. Tezgahtan karpuz alır gibi alıyorsun tencereyi. Ay gel kendin çık o zaman. Ay. Ya ne oluyor, aklım çıktı, gözüme giriyordu. Tövbe tövbe. Anne. Ne oluyor ya böyle sabah sabah? Ne bu gürültü? Ay iyi ki geldin Gönül. Ya hiçbir iş yaptıramıyorum bu kardeşine. Öyle mi? İnsaf diyorum, başka bir şey demiyorum anne. Ay nedir bu dağınıklık anne? Allah'ını seversen tencere, tava taşınıyor muyuz ne? Aa, çeyiz hazırlıyoruz ya sana kızım. Dur da anne. Çok erken bunlar için. Aa, yok kızım yok. Erkeni merkeni yok artık. Sen vazgeçmeden ben bitirivereyim her şeyi. Hepiniz bir olup işi oldu bittiye getiriyorsunuz. Sen, Betül, Rahmi. Ne oldu bittisi artık kızım? Çeyizin kabardıkça kabardı. Şuraya bak. 35 senenin birikimi. Her yer dolmuş. Sanki bir mağaza. Gönül. Hmm. Bak bakayım. Ah, olur mu bu Rahmiye? Bilmiyorum anne. Neymiş acaba o? Röpteşambır. Sabahları pijamasının üstüne giysin diye damadım. Hmm, Allah'ım çıldıracağım. Anne dur azıcık. Hemen yarınla evleniyorum. Yarın veya öbür gün. Ya sonuçta evlenmeyecek misin? Evleneceğim ama acelem yok. Başımda bir yığın dert varken hele. Hı? Ay anne. Yandık Hulusi. Vallahi yandık. Tüh 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 tüh. Aa, demek buymuş sevdiği kız. Amma sızlandım be kadın. Ne var, ne olmuş? Daha ne olsun. Baksana şu resme. Ver bakayım. Hayda. Hı. Bu bizim kız değil mi? Buna mı sevdalıymış bizim kahraman? Ya galiba. Odasındaki defterin kapağına koymuş. Defterinin mi? Defterini mi kurcaladın çocuğun? Canım. Defterinde diyorum. Üstünde. Kahraman. Geldin mi oğlum? Ne oldu? Neye bakıyorsunuz öyle? Hiç. Resim mi o elinizdeki?
Yavuklunun. Sevdalanmışsın galiba bu kıza. Nereden buldunuz onu? Annen bulmuş. Odana çamaşır koymaya girdim. Bir baktım defterinin üstünde bu. Bizden saklamana gerek yok evladım. Sevme kayıp değil. Hoş aranızda yaş farkı var biraz ama. Bu kızımı seviyorum ben. Bu kızı ben. Bu cüceyi yani. Ya ne yapacağım ben bunları anne? Dantel örtüler, kırlentler falan. Kaldı mı bunlar ya? Rahmetli Şadan hala işledi bunları elleriyle. Göz nuru kızım atalım mı? Cezve takımları, tuzluk, biberlikler. Yani zevk mi olmayan bir sürü şey. Nankör. Doğduğundan beri hazırlıyorum çeyizini. Yani ben annelik görevimi yapayım da... Evlenince ister çöpe atarsın, ister satarsın. Ne oldu abla? Tatsızsın sen yine. Vaz mı geçtin yoksa evlilikten? Aa, nereden çıktı canım şimdi bu? Ne bileyim, pek bir isteksiz duruyor, baksana. Saçmalama. Gönül. Söylesene kızım. Kızım, yoksa sahiden vaz mı geçtin Rahmi ile evlenmekten? Hayır anne, ben öyle bir şey demedim. Yani sadece acelem yok diyorum, o kadar. İyi de kalkıp kendin gitmedin mi adamın kapısına evlenelim diye? Kusura bakma ama sende de bir tutarsızlık var yani abla. Aman, sen pek tutarlısın değil mi küçük hanım? Peki ne olacak şimdi? Gönül! Kızdırmasana kızı. Hı? Ya ver bana diyeceksin bir çuval inciri. Hey! Ne yapıyorsun sen orada? Ödümü kopardın. Bırak çabuk onları. Niyeymiş? Çünkü onlar senin değil. Biliyorum. Bunun. Nereden buldun o resmi? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Esas sen ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle şeylerle mi tavlıyorsun kızları? Bırak çabuk onları. Bırakacağım, merak etme. Hey, sakin ol bakalım. Üstüme gelme, atarım elimden. Tamam. Sen ne baş belası şeymişsin be. Ver şunları. Ben üstüme dedim. Buradan atarsam kesin kırılır. Tamam. Gönül mü adı? Nereden biliyorsun? Tahmin. Göründüğünden daha romantikmişsin. Evlenecek misin bu kızla? Seni küçük kadın. Gelme. Bırak. Hayır. Abla. Ya bekle beni, ben de geliyorum. Evde bunu daha önce niye söylemiyorsun? Ya tamam. Hadi çabuk ol, çabuk gel. Sevil, nereye? Ablamla gidiyorum anne. Öyle konuşmadık mı? Pes vallahi. Ya ortalık dandine. Ya bu kadar işi ben mi yapacağım? Ay geleceğiz anne öğleden sonra. Biz de oyun oynamaya gitmiyoruz herhalde. Ay bilmiyorum artık. Ah bana bak. Boş bulunup da ağzından hiçbir şey kaçırma yolda. Tamam, bence o her şeyin farkında. İmkansız. Hayatta tahmin edemez. Ya bugün yaş günü olduğunu bile unuttu. Ablam 5 senedir unutuyor yaş gününü. Hatırlamak istemiyor çünkü. Tüh. Sen gene de belli etme bir şey. Tamam. Bir şey olursa ara cepten. Ay. Of. Hadi kızım, neredesin? Bir saattir bekliyorum. Geldim. Ay annem lafa tuttu. Kurtulamıyorsun ki. Yiğit'i görmeye mi?
Ne alakası var abla? İşim var o taraflarda. Artık şu işi gücü bir kenara bırakıp da tercihine karar versen bir an önce. Tamam abla. Çay getirdim sana. Hala kızgın mısın? Ama özür diledim ya. Elimden kaydı, ne yapayım? Zarar vermek istediğimi düşünmedin herhalde. Gönlüne yaş günü hediyesi olarak yapıyorsun bu pabuçları değil mi? Nereden biliyorsun? Tahmin. Çok oldun artık sen, tamam mı? İstemiyorum artık seni de tahminlerini de. Defol çabuk buradan. Kaybol. Özür dilemeye gelmiştim. İstemiyorum dedim, anlamıyor musun? He? Hadi yallah. Tamam gittim. Tuhaf bir hediye anlayışın var yalnız. Cam pabuçlar. Prens falan mı sanıyorsun kendini? Hala burada mısın sen ha? He? Yürü. Tamam. Çıkıyor jip servisten. Yarın. Bu tuhaf geldi. Alışmışım jipe. Biliyorum. Çok kolay alışıyorsun rahata. İyice bıraktın kendini. Saçına başına falan baktığın yok hiç. Aa, nesi var saçımın? Onu söylüyorum ben de. Hiçbir şey yok. Öğleden sonra beraber çıkıp yaptıralım bir şeyler. Farklı olsun bu gece birazcık. Ne varmış bu gece? Hiç. Ya bakımlı olmak için ille de bir bahane gerekmiyor. Senin yerinde olsam kuaförden çıkmam yani. Yerimde olmana gerek yok. Zaten çıkmıyorsun kuaförden. Niye çıkardın bu emektarı? Gidiyor musun yoksa yine? Hı hı, gidiyorum. Bu sefer hayırlı bir iş için. Hı.
hazırla kendini artık bu evliliğe abla. Ok yerden çıktı bir kere. Şu ara icra meselesinden başka hiçbir şey düşünemiyorum Sevil. Hayırlısıyla bir çözüleydi. Abla? Polis? Yiğit, kötü bir şey mi oldu yoksa? Pardon, ne oluyor acaba? Neden götürüyorsunuz bu çocuğu? Hakkında şikayet var hanımefendi. Şikayet mi? Kim? Ne şikayeti? Telaşlanmayın Gönül Hanım, ben iyiyim. Önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Yürü bakalım. Sanırım Sevil Hanım'ın arkadaşı yüzünden Gönül Hanım. Yiğit burnuna yumruk mu çakmış, ne yapmış? Yumruk mu? Yiğit mi? Tahmin etmiştim Mert. Ya onun yüzünden oldu hepsi. Ne diyorsun sen? Ya söylüyordu, şikayetçi oldu demek. Biz de gidelim abla karakola. Tamam gidelim. Fethi telefonum açık, tamam? Tamam Gönül Hanım. Şirin, ne arıyorsun sen burada? Ne demek ne arıyorsun? Apar topar gittiğimi farkındasınızdır herhalde Rahmi Bey. Kalan bazı eşyalarımı almaya geldim. Şahsi eşyalarımı burada bırakacağımı sanmıyorsunuz herhalde. Buyurun Şirin Hanım, istediğinizi alabilirsiniz. Çok mersi. Alo. Selamlar Nevin Hanım. Ben Rahmi. Akşamki organizasyon için aradım. Aksilik yok değil mi? Ya bir şey fark etti mi Gönül? Yok evladım. Ben de acaba mı dedim baştan ama farkında değil. 30'undan beri yaş günü falan kutlamaz oldu zaten Gönül. Ya büyük sürpriz olacak. Vallahi ben daha fazla heyecanlıyım. Sormadın mı? Ne demekmiş hayırlı iş? Hayırlı iş ne demekse o demek. Nesini sorayım? Hiç inanamıyorum valla. Allah'tan hayırlısı bakalım. Ne zaman dönersin oğlum? En kısa zamanda. Bizi merakta bırakma. Tamam. Sağlıkla selametle evlat. Hadi güle güle. Güle güle. Güle güle çocuğum. Thank you.
Kaç saatimiz karakollarda geçti. Ne illetçeymiş bu oğlan. Çok özür dilerim Gönül Hanım. Benim yüzümden oldu hepsi. Sinirlerime hakim olamadım. Vurmamalıydım. Vallahi doğrusunu istersen pek de fazla kızmıyorum sana Yiğit. Bu kızı asfaltın ortasında düşüncesizce bırakıp gitmiş bir adam sonuçta. Mert midir nedir? Ben başını derde sokmana üzüldüm. Şimdi uğraş dur mahkemelerde. Hapse girer mi abla? Bilmiyorum. Gördün işte avukatını yollamış adam. Dava açacaklar. Ya arkadaş diye seçtiğin insan bu işte. Böyle biri olduğunu nereden bilebilirdim ki abla? Yürü hadi yürü. Bizim avukata bir uğrayalım hadi. Yedi muskanın dördünü de dağıttım. Okunmuş sudan serptim. Kurbağa bacağını taksiye gömdüm. Ama gömerken ne söyleyecektim unuttum. Ay kızım Doğan'ın sözlerini diyorum. Yazdığım kağıdı da kaybettim anlıyor musun? Sen ver bakayım şunun sözlerini. Hitel ya tül kerim muhabbetül daim. Evet canım. Elem terefiş kem göz. Zeyroş kız bana bak. Bozulacak değil mi o kalkık kaşlı kadının yaptığı büyü? Bak eğer bir fiyasko çıkarsa ömrü billah konuşmam seninle. Ant verdim konuşmam bak. Beni biliyorsun. Şirin Hanım. Ay Zeyroş ben seni sonra arayacağım tamam mı? Ay bir arkadaş aramıştı da. Hala burada çalışıyor biliyorlar beni malum. Anladım. Çıkıyorum ben. İsterseniz kalabilirsiniz biraz daha. Hayır maalesef kalamam. Ben de çıkıyorum. Bu arada lütfen mektubumu ve gönderdiğim resmimi geri alayım. Ne mektubu? Çok güzel. Onu da yok sayın. Bakalım daha ne kadar inkar edeceksiniz Rahmi Bey? Neyi? Bana olan aşkınızı tabii ki de. Şirin, başlamayalım gene. Bak, ben evleniyorum. Tamam mı? Evleniyorum. Ne? Doğru duydun. Gönül'le evleniyorum. Harika. Beni unutmak için o kalkık kaşlı kadınla evliliği bile göze aldınız demek ki Rahmi Bey. Pes diyorum. Yani pes diyorum. Hiç yorulmayın siz Nevin teyze. Zaten kalabalık olmayacağız biliyorsunuz. Biz bize bir doğum günü partisi gibi düşünün. Öyle de kızım. Gene de telaşlanıyor insan. Sürpriz ya. Birazdan gelirler parti organizasyon firmasından. Her şeyi hazır ederler 5 dakikada. Ay Gönül şüphelenecek diye ödüm koptu sabah. 30'undan beri yaş günü kutlamıyor biliyorsun. Bilmez miyim? Gel, gel bak içeriye. Ay. Şu çeyizler de ortalarda hala. Ay vallahi yüreğim yenecek en sonunda. Ah ne ikram edeyim sana? İstemem hiçbir şey. Ay. Sakin olun. Oturun şöyle hadi. Evet. Oturacağım 5 dakika. Ay. Ay tıkanıyorum. Sabahın köründe kalktım. Hala ayaktayım. Aa. Affan dedeyi unuttum ben. Kim? Eyvah eyvah eyvah. Adak adadıydım. Eğer gönlün işi olursa kabrinde buğday dağıtacaktım. Dağıtırsınız ah. Canım. İlahi. Aceleci yok bu işin. Ay. Ya avukat diye bir şey yapamaz mısınız? Aciz işlemlerini yerine getirmek zorundayım. Of. Of. Ya oturup bir şeyler yiyelim. Ben açlıktan öldüm vallahi. Ben dükkana gideyim. Ya Yiğit 2 lokma bir şeyler yiyelim gideriz beraber. Gel işte Yiğit. Canım bir şey istemiyor. Size afiyet olsun. Ben işimin başına döneyim bir an önce. Abla telefonun. Alo efendim. Alo. Gönül Hanım icraya geldiler. Ne? İmkansız. Nasıl olur bu? Ben de anlamadım valla. Aniden geldiler. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir an önce yükleyin de gidelim dedi. Pardon. Kapatmak zorundayım. Ne olmuş abla? Dur, götüremezsiniz onları. Kapının önüne çıkarın, yüklensin kamyonete. Hayır, bu modeller sayılı üretim. İzin veremem, götüremezsiniz. Evladım çekil şuradan. Olmaz, bunlar özel imalat. Hiçbir yere götüremezsiniz. Cesedimi çiğnemeden asla bunları götüremezsiniz. Kaldırın şu adamı ya. Bırakın, zincirlettim ben kendim buraya. Hem ben Greenpeace üyesiyim ben. Greenpeace misin, temiz misin, nesin? Çekil oradan. Bırak, bırak onu, bırakın, bırakın diyorum. Dükkan gidiyor. Kurtaran yok mu? Niye burada durdun? Allah! Ne? Bir fare ha geberdi. Sen ne arıyorsun burada? Aa! Camdan pabuçlar mı? Vay be!
Camdan pabuçlar dükkanına cam pabuç mu getirdin? Sana burada ne arıyorsun dedim. Gönül burada mı çalışıyor acaba? Evet, çok zekice. Kız da ondan camdan pabuç yaptın demek. Seni hınzır. Yetin artık sen. Çok oldun. Benimle uğraşmayı bırak da geç şu kıza hediyeni ver. İster veririm ister vermem. Bu seni hiç ilgilendirmez. Şu kızı bir görelim bakalım. Resimdeki kadar güzel miymiş? O zaman ben veririm. Hey, bana bak. Hey. Bana bak bacaksız, buraya gel. Kız dursana. Sarı fare. Selam. Burada Gönül diye biri olacak. Nerede kendisi? Ne yapacaksınız Gönül Hanım'ı? Siz kimsiniz? Çıkmam lazım beyefendi. Bırakın çıkalım. Bırak dedim. Bırak. Zorla alamazsınız hiçbir şey. Nedir sorun? Haciz işlemi yürütüyoruz beyefendi. Şu anda satış yok. Giremezsiniz. Haciz mi? Haciz. Burada da yok değil mi? Yok. Her yer kapı duvar. Evi de cevap vermiyor. Yer yarıldı, içine girdi sanki. Kasıtlı bir şekilde ortadan kaybolmuş. Belki kaçıyor Gönül Hanım. Allah kahretsin. Bir elime geçirirsen bittin sen Oğuz. Hadi gidelim. Oğuz, neden onun borcu yüzünden buraya icra gelmiş? Oğuz Gönül'ün nesi oluyor? Hey! Cevap versene! Bana bak. Sen nereye? Nereye? Seninle. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir şeyler yapmayı düşünüyorsun herhalde, değil mi? Yoksa borcu sen mi ödeyeceksin? O kadar param var mı? Çok soru soruyorsun. Sen de hiçbirine cevap vermiyorsun. Rica etsem azıcık kapatır mısın şu çeneni? Ya bir hafta süre vermiştiniz. Daha bir hafta dolmadı bile. Niye böyle apar topar? Yeterince bekledik hanımefendi. Herhangi bir kötü niyete mahal vermemek için. Esas borçta elini kolunu sallayarak dolaşıyor, kefilin canını yakıyorsunuz. Sizce kim kötü niyetli acaba? Sakin olun hanımefendi, işimizi zorlaştırmayın. Abla sakin ol. İnanın ben de elimden gelen her türlü eylemi yaptım Gönül Hanım. Ama başaramadım. Bulacağım. Çok güzel görünüyor her şey. Bittiğinde görün siz bir de. Pasta işi ne olacak? Siparişi verdim. Bir saate kadar hazır olacak. Eve bırakacaklar. Çok iyi. Ay böyle bir sürpriz aklının ucundan bile geçmiyordur Gönül'ün. Şok geçirmese bari. Unuttuğumuzu sanıyor yaş gününü. Böylesi biraz da işine geliyor hanımefendinin. Yaşı konuşulmuyor. Hadi ben kaçtım. Dükkana gidiyorum Gönül'ün yanına. Git evladım git. Eve erken dönmeye kalkışır. Aman bozmasın sürprizimizi. Merak etmeyin. Ona oyalayacak bir şey bulurum. Ben geçireyim seni. Yok mu burada da? Yok. Haklı çıktın Zeroş. Hakikaten de büyülenmiş adam. Evleniyorum diye bir mutluydu ki görsen. İnanamıyorum. Nasıl yapabilir böyle bir şeyi? Bozacağım ama o kalkık kaşının büyülerini tek tek.
kesinlikle vazgeçmeyeceğim. Aşkım için mücadele edeceğim. O bu saf ve temiz aşkın kıymetini bilmese bile. Yok, anlamıyorum. Yüzüme soğan kaçtı. Ay ne bileyim sokak ortasında ne soğanı? Sokak soğanı. Ahiret sorusu soruyorsun yani Zerroş. Sinir. Arabayı satar öderiz borcu abla. Sıkma canını artık. Hadi. Hepimiz çok üzgünüz ama inanın altından kalkılmayacak bir şey yok Gönül Hanım. Siz yokken şey uğradı bir ara. Esrarengiz adam. Esrarengiz mi? Hı hı. Kim? Olamaz. Kahraman mı? Gönül? Rahmi abi. Ne oluyor burada ya? Haciz geldi dükkana. Ya götürdüler her şeyi. Gönül, neden aramadın beni? Niçin haber vermedin? Beklemiyordum ben de. Geçti bir tanem. Oğuz abiyi bulamıyorum. Sıkma sen canını. Ben hepsini hallederim. Gel bir tanem. Hava al biraz. Uzak dur bu ortamdan. Sen iyi misin? Hı hı. Seni seviyorum Sevil. Her zaman ve her koşulda. Bunu unutma. Çok iyi geldi. Ellerin muhteşem. Yavaş biraz tatlım. Haşinleştim birden. Doğum! Canımı acıtıyorsun ama. Ne oluyor be? Ne oluyor? Kimsin sen? Kahraman. Ne arıyorsun burada? Seni. Ne istiyorsun benden? O borcu ödeyeceksin, tamam mı? Sana ne be? Buradan defol. Gönüllü senin için kefil olduğu borcu hemen ödeyeceksin. Ödeyemem. Param yok. Param yok. Ortalıktan kaybolmakla bundan kurtulamazsın, tamam mı? Bela mısın? Git işine sen be. Git. Doğum! Terbiyesizin çocuğu. İyi misiniz beyefendi? Ne oldu? Bulabildin mi oldu? Söylesene, hallettin mi? Hallettim. İyi. Hiçbir şey düşünmeyeceksin artık. Parayı ödeyip ayakkabıları alacağız hemen. Hayır, buna izin veremem. Ben öderim. Gönül. Lütfen. Bak, gerekirse sonra sen bana ödersin. Şimdi biraz uzaklaşmanı istiyorum. Sevil. Al götür ablanı. Dolaşın biraz. Kuaföre falan gidin. Ya hadi abla. Ben hiçbir yere gitmek istemiyorum, lütfen. Hmm, yapma Gönül, kırma bizi. Hadi. Bak, söz veriyorum, her şeyi halledeceğim ben. Güvenmiyor musun bana? Peki. Hadi gidelim. Arabayı sen kullan. Tamam. Biraz ağır olsana. Karpuz taşımıyorsun. Neden durdun? Ne yapmaya çalışıyorsun, söylesene. İyi günler. Bir yüzlük kart lütfen.
Telefon. Alo? Kahraman sen misin? Benim baba. Hayırdır inşallah, kahraman mıymış? Seni dinliyorum oğlum, söyle. Anladım oğlum. Hallederiz, mesele değil. Ben telefon eder talimat veririm şimdi. Hemen gider alırsın. Bak işine sen. Hadi güle güle. Ne oldu? Ne diyor? Para istiyor. Para mı? Ne yapacakmış ki o parayı? Bilmem. Epey de kallavi bir meblağ istiyor. Allah Allah. İlk defa oluyor böyle bir şey. Evet, ilk defa. Ay ben buldum. Evlenecek bu oğlan. Gülçin nerede? Bilmem. Deli kız kayıp gene. Niye getirdin beni buraya Sevil? Saç yaptırmanın sırası mı şimdi? Tam sırası. Stres diz boyu oldu mu saçımda değişiklik yapmak ilaç gibi geliyor. Rahatlıyorum. Her şey saç kestirmeye kadar kolay olsa keşke. Peki. Bugün senin yaş günün. Yaş günüm mü? Evet. Al sana mis gibi bir neden işte. Her şey yoluna girecek. Sızlanmayı bırak artık da keyfine bak. Alo, merhaba Gönül Hanım. Rahat olabilirsiniz artık. Mallarımızı geri aldık. Sağ olsun, Rahmi Bey ödemiş parayı. Fethi ile yerleştiriyoruz şimdi. Ay sağ ol Yiğit. Çok sevindim buna. Hallolmuş mu abla? Eksik bir şey yok değil mi, hasar falan? Yok yok, hayır. Tamam, ben uğrarım biraz sonra. İşte bu kadar. Aa Yiğit, Rahmi Bey orada mı? Yoldaymış ama uğrayacağını söyledi. Gelmek üzeredir herhalde. Peki, hadi kolay gelsin, görüşürüz. Çak. Helal olsun Rahmi abiye. Çipşak çözdü meseleyi. Hemen arayıp teşekkür etmeliyim. Bence de ara hadi. İzninizle. Buyurun. Gönül Hanım yok mu? Hayır, dışarıda kendisi. Ben şu icra meselesi için bir miktar para getirmiştim de. Yapma Gönülcüğüm, yeter. Lafı bile olmaz böyle şeylerin aramızda. Ya onca tatsızlıktan sonra bu hareketinle gerçekten duygulandırdın beni. En zor anında yanımda oldun. Bundan sonra da hep yanında olacağım. Hiç ayrılmayacağız artık seninle. Söz. Ha, bu arada bu gece için sakın plan yapma. Öpüyorum seni. Beyefendi ne istiyormuş Yiğit? Para getirmiş sanırım. Para mı getirmiş? Para falan istemiyor kimse senden. Paranı da al git buradan. Uzak dur bizden. Anladın mı? Ne oldu? Niye yıldırım gibi çıktın? Vermedin mi parayı? Cevap versene. Ya ne oldu anlatsana. Dur. Yavaş. İşte o kalkık Kaşlıcada'nın malikanesi. Görürsün sen şimdi. Geliyor. Ya Kerim-i Keramet, Rahmicim sana emanet.
Tez zamanda kurtulsun şu kadının şehrinden. Sen eyle onu selamet. Allah'ım inşallah. Pis büyücü kadın. Lanetin bozulsun. Rahmicim azat olsun. Bu da bitti. Görürsün sen. Şunu da kapı eşiğine bıraktın mı tamam. Kurtuldun gitti bu cadının elinden rahmet. Ay bu da kim ayol? Selam. Sen ne yapıyorsun öyle yerlerde? Ben mi? Hiç. Şey yapıyordum. Küpemi düşürmüştüm de onu arıyordum. Küpe mi? Küpe. Küpemi evet. Küpeleriniz kulağınızda ya hanımefendi. Görmediğimiz bir kulağınız daha mı var? Doğru vallahi kulağımdaymış. Bana öyle geldi herhalde düştü sandım. Neyse kaçayım ben. Rahatsız ettim sizi pardon. Bay bay pardon. Getirmek için geldim. Öyleyse niye vazgeçiyorsun? Bence evine gidelim. Ve sen de kapıyı çalıp bir prens gibi diz çökerek uzat bu kutuyu. Bundan daha güzel doğum günü armağanı mı olur be? Ayağıma olsa vallahi ben giyeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl? Her şey yolunda mı? Evet. Her şey yolunda. Sağ olun. Ay yok mu haber? Çok heyecanlıyım. Geldi. Haber geldi. Hadi gidelim. Gel oğlum. Kimi aradın sen demin? Ne zaman? Arabadan inerken. Hı? Telefonunu çıkardın ya birini aradın gibi geldi bana. Yok kimseyi aramadım. Sessizdeydi telefonum beni arayan oldu mu diye baktım. Bu saatlere kadar niye dolaştırdın beni sokaklarda bilmem ki. Fena mı oldu abla? Havamız değişti biraz. Ya ne demezsin. Bahar havası gibi geldi. Bulamıyorum anahtarımı ya. Bul artık abla. Buldum işte. Sürpriz! İyi ki doğdun anneciğim. Canım ya sağ ol. Hallelujah.
inanamıyorum size. Nasıl yaptınız böyle bir şeye? Hala aklım ermedi. Rahmi organize etti hepsini. Gönül 30'una bastığından beri yaş günü kutlamıyor diye uyardın Evin teyze ama o dinlemedi. Siz kaç yaşınıza girerseniz girin bence hep güzelsiniz Gönül Hanım. Vay. Hadi bakalım. Şimdi hediye faslına geçiyoruz. Ya inanamıyorum Rami. Hadi sene kızım. Çıkarsana hediyeni. Ne oldu, beğenmedin mi yoksa? Çok güzel, teşekkür ederim. Ay bakayım. Ay, bunu harika. Da bunu da. Üstünde nefis duracağım. Harikaymış. Ama bu ne demek oluyor Rahmi? Evlilik kızım, evlilik ne demek olacak? Senin için en güzel hediye bu olur diye düşündüm. Ama... Ya lütfen, aması olmasın artık. Denemeni istiyorum. Hadi kızım. Evet. Çık yukarı deneyin. Hadi gönlüm. Hadi abla denesene. Tamam. Hadi hadi. Tamam. Evet, geldik. Son durak. Ne duruyorsun hala? Götürmeyecek misin hediyeni? Hayır. Galiba götürmeyeceğim. Gelin geliyor. Ay. Muhteşem görünüyorsun bir tanem. Rahmi, nedir bu, şaka mı? Hayır, benim için bir rüya. Ay anneciğim. İnanamıyorum. Anne, Sevil, Betül, hepiniz bu oyunun içinde miydiniz? Bu sürprizi yapmasak evleneceğin yoktu kızım. Bak... Bir yaş daha yaşlandın bile. Hazır Rahmi gibi bir koca bulmuşken evlen abla. Ben olsam kaçırmazdım. Şaka be şaka. Umarım kızmadın bana. Rüya bu. Evet, kesinlikle bir rüya. Rüya gibi bir düğün yapacağız seninle. Ama senden evlilik lafı duymuşken... ...şu nikah faslı bitsin istedim. Bir an önce. Sen vazgeçmeden... Evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve evlenmek için ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel haliniz olmadığı anlaşılmıştır. Bir kere de sayın şahitler huzurunda ve bizlerin huzurunda söyleyiniz. Galiba ben de duydum. Hayırdır inşallah. Git aç bakalım. Kim bu münasebetsiz ya? Ne bileyim. Tam da zamanını buldu. Biz devam edebiliriz memur bey.
sonunda. Aşk sihirli bir değnekti hayatında. Buldu aradığı prensi en sonunda. Uyudu camdan pabuçlar ayağına. Ama bitti büyü saati dolduğunda. Kül kedisi gibi hayallere koşar gizemli gölgeyi candan kucaklar. Gönül durağında belki zaman dolar bir anda kırılır camdan pabuçlar. Kül kedisi gibi hayallere koşar gizemli gölgeyi candan kucaklar. Gönül durağında belki zaman dolar o anda kırılır camdan.